Ben ne dediğimi biliyorum. Sonra da koskoca milletvekilinin kadına değil bana verdiği cevaba bakın. Bana niye cevap veriyorsun anlamadım ki. Ben değilim bu iddiaların sahibi. Kadın da öfkesinden, kızgınlığından artık yakamı bırak diye buraya geldi ve ağzından çıkan her şeyi burada canlı yayında herkes duydu. Benim kadını nasıl aşağıladığını, ta sizin avukatınız bağlanana kadar. Neyse, yani bana göre verdiğiniz cevap bana değildi. Verdiğiniz cevap Türk halkınaydı. Niye biliyor musunuz? Siz kadını doğruladınız bu cevapla. Kadının söylediklerini, iddialarını doğruladınız. Böyle bir cevap verilir mi? Erkan Tanrı'da da gel sana göstereyim deseydin orada. Göstersene orada sünnetli misin, değil misin? Bana ne cevap veriyorsun? Kardeşim neyi merak ediyorsun diye karşındaki bir erkek. Ona sor. Öyle mi diyor adam sana? Ve makam odasında ilişkiye girip girmediğini sorabiliyor. Belki de sen benim karşımda olsan belki de bunu soramayacaktım. Daha bir desturla otururdum. Mağdur konuşuyor. Ben değilim ki kadına bunu soran. Nasıl böyle bir şeyi söyleyebiliyorsunuz? Evet öyle diyor kadın. İyi izleyin, iyi dinleyin. Sizin bu kadar etrafınızda insanlar var. Size hizmet veren, size servis veren. İzleyecekler, sizi hazırlayacaklar. Düşünemiyorsanız onlar sizi hazırlayacak. Diyecekler ki böyle böyle oldu. Seda Hanım da böyle yaptı. Ben sizin niye aleyhinizde olayım? Ben burada bir mağdur dinledim. Niye halktan birini dinliyorum da sizin ne gibi bir şeyiniz var? Sizinle ilgili olan şeyleri niye dinleyemiyorum? Niye dinleyemiyorum onu anlamadım yani. Benimle ilgili biri bir şeyde bir iddiaya yer verdi dinleniliyor vallahi. Ha ben de çıkıyorum yok öyle yapmadım diyorum. Ama hakaretamiz konuşmamalıydınız. Özellikle hedefiniz ben olmamalıydım. Niye hedefiniz benim anlamadım yani. Burada kadına yer verdim diye mi? Niye herkese yer veriyorum? Sokaktan gezen, sokakta dolaşan. Ha, ben sokağa çıkıyorum. Sen tanıyor musun? Kimi tanıyorsun? Gel kız. Böyle mi yapıyorum? Böyle bir saçma bir şey var mı? 20 yıldır buradayım. Siz değil, sizin feriştahınız gelse benimle baş edemez. 20 yıldır ben buradayım. Ve sizlerden çok değişen oldu. Ben buradayım. Sizin gibi çok geldiler gittiler. Ben hala varım. Yazık benim size sempatim vardı onu da yok ettiniz. Çok üzüldüm. Cevabınız bana değil. Ya da beni arasaydınız keşke. Ben bazı bakanlarımızla ya da milletvekillerimizle ilgili güzel şeyler söylediğimde arıyorlar. Teşekkür etmek için. Böyle bir mağdure olduğunda da arayın. Sedacığım bak bana sempatin olduğunu söylüyorsun. Böyle böyle deyin. Hemen bana ulaşmanız o kadar kolay ki. Niye ulaşamadınız? Niye böyle gidip de başka bir yerden hem de karşınızda bir erkek varken Seda Sayan böyle demiş. Merak ediyormuş. Benimle yattığını söylemiş diyorsunuz orada. Bakın ağzınızdan çıkanı sizin kulağınız duymuyor. Versene orayı. Seda Sayan benim sünnet yatağım. Öyle bir şey diyorsunuz. Ben öyle bir şey demedim ayol. Verin. Ver orayı bak diyor ki Seda Sayan benimle, bu benim iddiam değil sayın milletvekilim rica ediyorum lütfen. Allah Allah siz ne kadar şaşırmışsınız. Etrafınızda yanınızda yörenizde kimse de mi yok size bunu söyleyecek? Ver orayı. Getir televizyonda sokaktaki bir kadını getir ve kadın öyle yani bir de başlıyor orada ağırlamaya sanki milleti ikna etmeye çalışıyor. Ya biz de insan yani. Etkili olmuş ama onu hemen internette filan yer aldı. Yayın organlarında yer aldı Kamer Bey efendim? Yani. Bütün yayın organlarında yer almasını sağladı. Bütün yayın organları dediğin AKP'nin yayın organları. Peki bu iddiayı o zaman da mı söylemişti o kadıncağız? Aynı kadın. Odasında bir beraber olduk filan diye. Yok efendim yani yok öyle bir şey. Yani yok ama öyle bir uyduruyor yani. Şimdi birisi gelse şimdi sizin hakkınızda da böyle iddia söyleyemez mi? İşte ben kendisiyle görüşüyorum, bir beraber yatıyorum dese nasıl kanıtlayacaksın? Ama şimdi bana demiş ki sünnetsiz. Seda Sayın da diyor ki sünnetsiz. Tam bir tek Allah'tan o konuda bir kanıtlayacak bir şeyimiz olabilir. Yani değil. Nasıl? Ya şimdi ya biliyorsun yani buna şey. Hani diyorum ki yani madem ki şeyse biliyorsunuz zamanın birinde Kasım Güre'ye birisi demiş ki kürsüde demiş ki ya demiş. Bu Kasım Güre sünnetsiz.
Ver 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 orayı bak. Demiş bak. Ya bunun lafa karısı bak. Amma da gevezeymiş demiş. Onun için neyse. Seda sana ne diyorsunuz? Hayır diyorum dediniz ki yani. Biraz önce zaten canım. Neyse artık yani bir defa bir laf söylerim geçer gider. Tamam aynı şey tekrar. Bir de demişler ki sana bilmem ne. O demiş ki bunun karısı ne geveze. Bak ver, verilen örneğe bak. Yani sayın milletvekilim özrünüz kabahatinizden büyük oldu be. Vallahi özrünüz kabahatinizden büyük oldu. Koskoca Amerikan başkanı Amerika halkının önüne çıktı. Dedi ki ben böyle bir şey yaptım. Karımdan ve halkımdan özür diliyorum dedi. Siz bir de çıkıyorsunuz verdiğiniz örneklere bak. Vallahi yazık şu millete bize yazık be.